farkına varmamışız. Bir saati tam doldurduk ve yayın gitti. O yüzden ben Müjgan Hanım'ın son sözleri için tekrar alıyorum şimdi yayına. Evet, şimdi tekrar yayın geldi. Evet, Müjgan Hanım'ı alıyorum. Müjgan Hanım, süreye bakmamışım. Bir saati açtık. O Tahmin yüzden ettim. yayın kapandı. Tahmin ettim. O yüzden tekrar şey yaptım, yayını başlattım. Kusura bakmayın Yok, rica lütfen. ederim. Ne anlatıyorduk? Beni takip ediyorsunuz. Bir de genç nesilde sizin öğrencileriniz, bana bu kadar kaliteli soruları soran öğrencileriniz olduğu için sizde yoktur diye düşünüyorum ama çok da az da olsa kitap okumayı sevmiyorlar. Ben de bir aslında kitap severim, kitap kurduyum ve kendini her türlü şekilde sadece belli bir konuya değil, ilgi alanında sanat, spor, kültür, roman, tarih, şiir, neyi seviyorsa sevip sevmediğini anlayabilmesi için de denemesi lazım. Denemek için de her türlü işte polisiyesinden tut da aşk romanına kadar her türlü yelpazede okuması lazım. Okumak başka dünyalarda bizi başka düşüncelere götüren, daha derinlemesine anlamamızı, kendimizi anlamamızı, farkına varmamızı, dünyanın farkına varmamıza olanak sağlıyor. Eğer bir şeyi fark ettiğimiz zaman da o farkındalığı eğer kötü bir şeyse düzeltmek için, iyi bir şeyse geliştirmek, tanıtmak, çoğaltmak için çalışıyoruz. O yüzden fark etmek için önce beni izleyin, sonra kitap okuyun diyorum. Çok çok teşekkür ederiz. Valla bu yani o kadar tatlı bir muhabbetti ki yayının bile yani bitmek üzere olduğunu fark etmemişiz. Ben Çok de. çok teşekkür ederiz. Bize zaman ayırdınız. Öğrencilerimiz için geldiniz. Sağ olun. Bizlere katma değer kattınız bu akşam. Ben teşekkür ediyorum. Ben burada onur duydum yani sizlerle böyle konuşmaktan. Vakti nasıl Çok geçtiğini anlamadım. teşekkürler. Ay, bir mukabele. Sözümüzü de aldık. Sömestr başladığında sizin de uygun olduğunuz bir günde üniversitemize, kampüse sizi davet ediyoruz. Biz de bu arada yeni kampüsümüze geçiyoruz. Belki de ilk misafirlerimiz arasında siz de olacaksınız. Harika. Şimdi ben daha önce duyurmuştum. Sizin bizi izleyen bir öğrencimize hediyeniz vardı. Evet. Buyurun. Siz açıklayın lütfen. siz dün bunu sorunca ben hani size karşı bir şeyim var böyle ne diyeyim hassasiyetim var. Ya, teşekkür Düşünmeden evet dedim. ederim. Evet. Bu zamana kadar çok böyle bir taleplere çok mesafeli durdum, çok seviyeli durdum, sosyal mesafeli durdum. Ama siz söylediğiniz için bu şöyle yapalım diye düşünüyorum. Bu yayını izleyen arkadaşlarımız bu kendilerini geliştirmek istiyorlarsa Bu ve alanda bu alanda, inovasyon. inovasyon alanında gerçekleştirmek, buna devam etmek, bu konularda bir şeyler öğrenmek istiyorlarsa staj için bir öğrencimize bir staj Ya. hediye edelim. Size başvursunlar, özgeçmişlerini size göndersinler. Siz Tamam. de benimle paylaşırsanız ben onların içerisinden bir tanesini neden inovasyona katılmak istedi, inovasyonda uzmanlık almak istediğini, neden bu mesleğe ilişkin bir şey arzusu, sevgisi olduğunu öğreneceğim, görüşme yapacağım. Ondan sonra bir öğrencinizi stajını yanımda yapması için birlikte olmaktan onur duyacağım. Onu Çok duyurmaktan teşekkür da ederim. çok heyecanlıyım. Ne güzel. Ben Bu de çok heyecanlıyım. gecenin güzel hediyesi olsun o. Çok teşekkür ederiz. Bu arada aslında siz Tio'yu da verdiniz, mülakat sorusu Tio'sunu. Bunda çalışsınlar. Bize geldikçe CV'leri sizinle paylaşacağım.
siz uygun gördüğünüz bir öğrencimizi yanınızda inşallah yetiştireceksiniz. İnşallah, Çok inşallah. teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bakalım kimin kısmetiymiş. Heyecanla Hadi bekliyorum. Bakalım. Ben de çok heyecanlıyım bu konuda. Tekrar teşekkür ederim. En yakın zamanda görüşmek üzere. İyi akşamlar Hoşçakalın. Diliyorum. Bu saate kadar bizi dinleyenlere de teşekkür ediyorum sabırları için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar, bu akşamki yayınımızın da sonuna geldik. CV'lerinizi gönderin. Ben de Müjgan Hanım'la paylaşayım. Bir tane öğrencimizi şirketinde istihdam edecek. Yayını izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.